48 lira istiyorum. Ondan o abi ne diyor? Ben de 48 dedim. 40 sana 46 lira. 56. Bak 56 56. Dil yanar doğrusu. 56 söyle. Biz en son 49 dedik. Yok az diyorsun abi az diyorsun. De fiyatını de fiyatını. Söyle. Verdik 52 ile iş bitti. 52 ile iş 52 değil 55'e tut aynı gör. Burada 150-200 tane hayvanımız var. Çadır parasından çok sıkıntılıyız. O yüzden 30 milyar bir çadır 30 milyar. Tır parası 32 milyar. 20 hayvan yeri. 20 hayvan 20 en babacan 23 hayvan yeri 30 lira. Vallahi reva değil. Bir tırın buraya gelmesi 32 milyar. Yem fiyatları aldı başını gitti. Tabii ki alıcı da satıcı da besici de zor durumda. Bir çuval yemin geçen seneki maliyetiyle bu seneki maliyetin arasında 3 katı var. Geçen sene yemi alıyordun 120 lira bu sene 400 milyon, 450 milyon. Şöyle söyleyeyim. Geçen sene bize yer verdiler. Burada aynen evren iki sanayi sitesinde. Şu demirden o demir arasında şu anda 60 bin lira para ödedik. Geçen sene ise 18 bin lira ödedik. Bu sene 62 bin lira para ödedik. Kamyonlar geçen sene tırla getirdim. Tırlar geçen sene 11 milyar, bu sene 32 milyar kamyon başına getirdim. Esenyurt pazarına geldik. 200 tane küçük baş hayvanla geldim. Ama sattığım hayvan sayısı 15-20 tane. Geçen sene burada 200 çadırı geçikti. Şu an 70, bildiğim kadarıyla 70 çadır. Yani şunu demek isteyeceğim, vatandaş çoğu gelmedi. Neden gelmedi? Maliyetler yüksek olduğu için gelmedi. Yem fiyatları desen geçen sene keza 150-160 lirayken şu an 350-400 liraya kadar yem var. Yani biz hiç para kazanamıyoruz. Geliyorlar bizden şu koyun 2000 liraya koyunu istiyorlar. Ya kuzular zaten parası neydi yemi yedirirken biz? Ya nasıl verelim? Ben çok sene önceden bilirim bir koyun bir reşat altınıydı. Şu an bir reşat altın alman için 3 tane hani 3 koyun değil 4 koyunu aşağı yukarı 4 koyuna tevakkül ediyor. Devletimiz buna bir yardımcı el atması lazım. Çare bulması lazım. Biz bir satıcı olarak, üretici olarak vatandaşa da hak veriyoruz. Niçin? Onlar da kolay değil para kazanmak. Ben koyunumu, kuzumu getirdim. Satıyorum. Neden satıyorum? Çünkü çalışırken batıyorum. Ben çalışırken batıyorum. Ben çalışırken battıktan sonra ne kıymeti kalmış bu işin? Yani bu vatandaş inanın şuna bu gidişte et bulamayacak. Vallahi de billahi de et bulamayacak. Koldan, komşudan, kardeşten, babadan, anneden borç para alıp alıyor yani. Nerede alacak? Bir kurbana 7 kişi mesela buna 7 kişi giriyor. Yani 52 bin liraya 7'ye böl. Yani diyeceksin var ki alıyorsun. Bu yani örf adetlerimizden kaynaklanan bir şeydir. Bu vardan değil örf adet olarak alınıyor. Yoksa kimsede o para yok. Bir sene boyunca çalış, çabala, ayda 500 lira artır, 12 ayda 6-7 bin lira gel kurbanını al. Başka bir şey değil.